Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Bütün modellerimi görmek isterseniz de buradaki sağ üst köşede hobilaryum tüm anlatımlı modeller linkine tıkladığınızda hepsini sırasıyla görebilirsiniz. Şimdi evet, parmağıma doladım. İpimi bir şal modeli var. Yine bir takipçimin isteği üzerine kolay basit bir şal. Bu da üçgen bir şal. Bu karesi de yapılabilir, dikdörtgeni yapılabilir. Şimdi üçgenini yapacağız. Zincir çekerek başlıyoruz. Şöyle 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığımı bir kez doluyorum ve ilk zincire batarak 4 tane trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan. Bir doladım, aynı yere batıyorum. 2, aynı yere batıyorum. 3, aynı yere tekrar batıyorum. 4. Şimdi zincirle beraber, şu kenarda çektiğimiz zincirle beraber 5 tane trabzanımız oldu. Buradan 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Hemen ilk trabzanın üzerine yine trabzan yapmaya başlıyoruz. 4 tane daha yapıyoruz. Zincirle beraber 5 tane olacak. Evet, 4 oldu. Bir tane daha yapıyorum. Aynı yere batarak 5. Şimdi 5 tane zincir çekiyoruz. Pardon, burada zincir çekmiyoruz. Özür. Burada 1, 2 diyoruz. Şuradaki trabzanın üzerine batarak kapatıyoruz. Tekrar buradan tığımızı doluyoruz. En başta bakın şuradaki trabzanımızdan. Burada zincirle döndüğümüz yer. Buraya batıyoruz. Ve 5 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Hep aynı noktaya battım. 5 tane trabzan. Şimdi tekrar 1, 2, 3. Normalde 3 ama 4 çekelim. Dönüşlerde 4 çekelim. Böyle kastırmasın bu kenarlarımız. Tekrar tığımızı doluyoruz. Yine ilk trabzanın üzerine 4 tane daha trabzan yapıyoruz. Zincirle birlikte 3 oldu. 5 olacak toplamda. Zinciri çektikten sonra 4 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Şimdi sıradaki şu dolguların hemen yuvadıları sayalım. 1, 2 diyerek bir sonraki sık iğnenin içine girdim. Burada 5 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi karşıdaki dolguya atlıyorum. Dolgu dediğim 5 tane trabzan yaptığım yerler. Birinciden başlıyoruz. 1, 2, 3. Yani tam ortadaki trabzanın üzerine bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar tığımızı doluyoruz. Geliyoruz en sondaki bu zincirimizin, trabzanımızın diyelim artık. Üçüncüsüne batarak yine 5 tane aynı noktaya batarak 5 tane trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Tekrar zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Yine aynı şekilde kenara batıyorum. Zincirle beraber sayıyorum. 2, 3, 4, 5. Şimdi yine 1, 2 diyoruz. İkinci yuvaya bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Şimdi sıradaki boşluğa, ortasına doğru gelerek bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Buradan ilk trabzandan 1, 2, 3 sayıyoruz. Yine ortaya, tepeye batarak bir sık iğne. Tekrar tığımızı doluyoruz. En sondaki trabzanın 3. zincirine geliyorum. Buraya da 5 tane
Trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5. 1 2 3 4. Evet, 4 zincir çektim. Bakın şu anda böyle görünüyor. 4 zincir çektim. Tekrar dönüyorum. Aynı şekilde ilk trabzanın üzerine trabzan yapmaya başlıyorum. Zincir birinci trabzanın ikinciyi yaptım. 3 4 5. Bunu geliyoruz. 1 2 diyoruz. Ortadaki trabzanın üzerine bir sık iğne ile birleştiriyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Yine boşluklara batarak 5 zincir çektiğimiz boşluklara batarak ilerliyoruz. 3 4 5 tekrar 5 zincir. Bir sonraki boşluğa tekrar 1 2 3 4 5 zincir. Tığ dolamıyoruz tabii ki. 1 2 3 diyoruz. Buraya bir sık iğne yapıyoruz. Buradan tığımızı dolayarak sondaki trabzanın üzerine batıyoruz ve yine 5 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 4 hep aynı noktaya batıyorum ve 5. Evet, 3 tane boşluğumuz oldu. Şimdi tekrar 5 tane 4 tane pardon zincir çekelim. 1 2 2 3 4 zincir. Dönüyorum. Yine en baştakine trabzan yapmaya başlıyorum. Zincirle beraber 2 3 4 ve 5. Şimdi sıradan 1 2 diyoruz. Yine ikinci yuvaya bir sık iğne. Evet, burada şimdi burada bakın şurada yaptığımız gibi tekrar modeli kurmaya başlıyoruz. Tığımızı doluyoruz. Bu dolgunun sonuncu trabzanına. Yani şöyle diyelim 1 2 diyoruz. Hemen şuraya batıyoruz. Buraya da 5 tane trabzan yapıyoruz. 3 4 ve 5. Alttaki şu 5 trabzanın birincisine 5 tane trabzan yaptık şu yuvaya batarak. Ortada ikinciye 1 2 saydık. Buraya bir sık iğne yaptık. Buradan tekrar tığımızı doladık. Yine sondaki 5. trabzanın üzerine aynı noktaya batarak 5 trabzan daha yaptık. Aynısını diğer tarafta da yapacağız. Şimdi bu son yaptığımız trabzanı sıradaki boşluğa batarak bir sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Sıradaki boşluğa geliyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir yapıyoruz. Boşluklarımız 3'e çıkmıştı. Şimdi 2'ye inecek. Sıradaki boşluğa yine bir sık iğne yapıyoruz. Buradan tığımızı doluyoruz. Şurada 5 trabzanımız var. Birincisine giriyoruz. 5 tane buraya trabzan yapıyoruz. Önce 2. Üç, dört ve beş ve yine bir iki diyorum. İkinci yuvaya alttan giriyorum, bir sık iğne yapıyorum. Tekrar tığımı doluyorum ve son trabzanın üzerine geliyorum. Şimdi son trabzanın üzerine giriyoruz. Buraya düzgün batalım ve aynı noktaya batarak yine 5 tane trabzan yapıyoruz. 3 4 ve 5. Şurada başladığımızı tekrar buradan artırmaya başladık.
Şimdi şurayı şöyle kapatırken buradan tekrar deseni kurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Yine buradan 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Arkasını çeviriyorum. Hep burası devam ediyor böyle. İlk trabzanın üzerine trabzanları yapmaya başlıyorum. 2 oldu zincirle beraber. 3, 4 ve 5. 1, 2. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çekiyorum. Bakın bunun aynısını burada da yapmıştık. 5 tane zincir çekiyorum. Sonra buradaki 5 trabzanın 1, 2, 3 diyorum. Tepe noktasını bir sık iğne ile bağlıyorum buraya. Evet. Şimdi buradan ne yapıyorum? Tekrar tığımı doluyorum. Bakın bu böyle gitti. Şimdi böyle kapanacak. Tığımı doluyorum. Buradaki son trabzanın 1, 2 diyelim. Son trabzanın üzerine batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane trabzan yapıyoruz. Evet, son trabzana geliyoruz. Bu sıradaki boşluğun içine bir sık iğne ile bağlıyoruz. Buradan tekrar 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1'e düşürüyoruz artık buradaki boşluğu. Şuraya bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar tığımızı doluyoruz. Buradaki ilk trabzanın üzerine geliyoruz. 5 tane trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4 ve 5 ve 1, 2 diyoruz. Buraya bir sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Buradaki 5 trabzanımızın üzerine geliyoruz. 1, 2, 3 diyoruz. Üçüncüye birleştiriyoruz. Tekrar tığımızı doluyoruz. En sondaki trabzanın içine girerek 5 tane de buraya trabzan yapıyoruz. İki. Üç. Dört. Ve beş. Buradan yine aynı şuradaki deseni kurmaya başladık. Burayı da böyle kapatmaya başladık. Şimdi tekrar 4 tane zincirimizi çekelim. 1, 2, 3, 4. Dönüyorum. Yine ilk trabzanın üzerine 2 diyerek saymaya başlıyorum. 3, 4 ve 5. 1, 2. İkinci trabzanın üzerine bir sık iğne. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Ortadaki boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sıradaki şu 5 trabzanın üzerine geçiyoruz. 1, 2, 3 diyoruz. Bu üçüncüye bir sık iğne. 1'di boşluğumuz. 2'ye çıkarttık. Şimdi burada tığımızı doluyoruz. Son trabzanın üzerine yani 1, 2 yuva sayalım. İkinci yuvaya girelim. 5 tane trabzan. 2, 3, 4 ve 5. Tekrar bu trabzanımıza geliyoruz. Şimdi ortada bir tane boşluğumuz kaldı. Bu boşluğun içine bir sık iğne yaparak bağlıyoruz. Ve buradan tığımızı doluyoruz. Baştaki trabzanın yine üzerine geliyoruz. 5 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5.
2, 3, 4, 5. Bunu da 1, 2 sayıyoruz. Buraya birleştiriyoruz. Bir sık iğne yaparak. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. 1, 2, 3. Üçüncü yuvaya tepeye batıyoruz. 2 tane boşluk yapıyoruz. Tekrar tığımızı dolayıp son zincirin içine giriyoruz. Ve buraya, evet, şöyle tam zincirin içine girelim. Bu kenar dönüşteki zincirleri biraz bol çekmekte fayda var. Çünkü hepsinin içine giriyoruz sağdan ve soldan. 1 2 3 4 ve 5. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamladım. Şimdi tekrar 4 tane zincirimizi çekiyoruz. Ve dönüyoruz. 1, 2, 3, 4. Evet, şurayı bol çekmeye çalışıyorum arkadaşlar ben de. İlk tramzana girdim. 2 diyerek saymaya başladım. 3, 4 ve 5. 1, 2, buraya bir sık iğne yapıyorum ve 1, pardon, bir yapamadım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. Şimdi 3 tane boşluğumuz olacak. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Buraya bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Birinci tırabzanın üzerine bir sık iğne. Pardon, birincinin üzerine değil arkadaşlar, özür. 1, 2, 3 sayıyoruz. Yine ortadakinin üzerine batıyoruz. Tabii ki şöyle olacak. Şimdi şu ortada, şurada bir sık iğnemiz var. Ortadaki sık iğnenin üzerine girerek 5 tane tırabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bunu da 1, 2, 3 diyerek yine 3. tırabzanın üzerine birleştiriyoruz. Şöyle ortayı tamamlamış olduk. Şimdi tekrar 5 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi trabzanların üzerine geliyoruz. 1, 2, 3. Üçüncü yuvaya bir sık iğne. Tığımızı doluyoruz. Sondaki zincirin içine giriyoruz ve tekrar 5 tane tırabzan yapıyoruz. 2 3 4 ve 5. 1 2 3 4 zincirimizi çekelim. Evet, her 3 boşluk yaptığımızda modelin döngüsü olacak arkadaşlar. Yani sıramız her 3 boşluğa geldiğinde, şimdi şurayı bakın şöyle kapattık. Buradakini de aynı bu şekilde kapatacağız. Buradakini de aynı bu şekilde kapatacağız. Ama 3 boşluk yaptığımız her sırada yeni bir desenin kurulumuna başlıyoruz. Mesela şuradan başlayacağız şimdi. Burada şurada ortaya 5 tane trabzan yaptık.
5 tane bu tarafına, 5 tane bu tarafına trabzan yapacağız. Şimdi dönüşümüz yine aynı. 4 zincirimizi çekiyoruz. Hemen ilk trabzanın üzerine 5 tane trabzan yapıyoruz. Evet, 3 oldu zincirle beraber. 4 ve 5. Bu kenardan da aynı deseni tekrar kuruyoruz. Bakın 3 boşluk olduğunda şu kenardan nasıl başladık, tekrar buradan da aynı işlemi yapacağız. 1 2 diyoruz, buraya giriyoruz, bir sık iğne yapıyoruz, tekrar tığımızı doluyoruz, 1 2 sondaki trabzanın üzerine yine 5 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 ve 5. Yani yeni bir kurulma başladık. Bakın burada geliyoruz. Bir sonraki boşluğa bir sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. 1 2 3 4 5. 3 boşluktu, 2'ye düşecek. Bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Sıradaki 2'ye düşürdük. Şimdi buradan hemen ortadan tekrar bunun desenin aynısını kuracağız. Birinci trabzana giriyoruz. 3 tane kurulum yapıyoruz. Bakın başta, ortada ve sonda burada. Bu her sırada tabii çoğalarak gidecek. 3 4 ve 5. 1 2 İkinci yuvaya giriyorum. Birleştiriyorum. Tekrar tığımı doluyorum hemen. 1 2 buraya da 5 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5. Evet, bakın şurada ilk zincirin üzerine yaptığımızı yaptık. Neredeyse aynısını yaptık. 5'er trabzan, ortada bir sık iğne yaptık. Şimdi geliyoruz. Bu tarafı da aynı şekilde 3 boşluk, 2 boşluğa düşecek. Buraya bir sık iğneyle önce bunu bağlıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Sıradakine bir sık iğne. 2 boşluğa düşürdüm. Buradan da bir artışımız var. Şimdi buraya direkt geçmeyeceğiz. Birinci trabzanın üzerine 1 2 3 4 ve 5. 5 tane trabzanı yapıyorum. 1 2 diyorum. İkinciye batıyorum. Bir sık iğne. Tekrar tığımı doladım ve sondaki zincirimizin ya da trabzanımızın neyse içine giriyoruz. Üçüncü zincirine batarak tabii en tepesindekine 5 tane trabzan yapıyoruz. 3 4 ve 5. 1 2 3 4. 4 zincirimizi çekelim. Tekrar bakalım. Evet, şöyle buhar vererek ütülemek lazım. Bu Alize'nin Angora Gold iplerinden. Tığımda 3 milimetrelik bir tığ arkadaşlar, videonun başında söylemeyi unuttum. Burayı da aynen buradaki gibi kapatacağız. Burayı da, şurayı da kapatacağız. Ve yeniden buradan bakın desenler 3 tane kurmaya başladık. Şimdi 4 tane zincirimizi çektik. Burada ipim gelmiyor benim, sürekli ona takılıyorum. Şöyle birazcık bırakalım. 4 tane zincirimizi çektik. Arkasını çeviriyoruz. İlk trabzan üzerine yine 1 2 3 4. 4 tane trabzan yapıyoruz. Tabii zincirimiz var. 5 tane onunla beraber. 1 2 diyoruz. Buraya bir sık iğne. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Geliyoruz buradaki 5 trabzanın üzerine. 1, 2, 3. Üçüncüye batıyoruz. Bir sık iğne.
Ve sondaki trabzana geliyoruz. Buraya da 5 tane trabzan yapıyoruz yine. 2 3 4 ve 5. Evet. Şimdi burada 2 olan boşluğumuz 1'e düşecek. Bu trabzanı geliyoruz boşluğa bir sık iğne ile birleştiriyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. Sıradaki boşluğa bir sık iğne yapıyoruz. 1'e düşürdük boşluğumuzu. Tekrar doladık. Buradaki ilk trabzanın üzerine 1 2 3 4 ve 5. 5 tane daha trabzan yaptım. 1 2 ikinciye girdim, birleştirdim. Şimdi 5 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5. Geliyoruz buradaki 5 trabzanımızın 1 2 3 diyoruz 3. yuvasına. Birleştiriyoruz. Şimdi tekrar tığımızı doluyoruz. 1 2 diyoruz son trabzanın üzerine. Yine 5 tane trabzan. 3 4 5. Evet, bu tarafa geçtik. Boşluğun içine bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Bir sonraki boşluğa yine bir sık iğne yaptım. Tekrar tığımı doluyorum. Birinci trabzanın üzerine geliyorum. 5 tane trabzan yapıyorum. 3 4 5 1 2 buraya bir sık iğne ile birleştiriyorum ve 1 2 3 4 5 zincir sondaki 5 trabzan üzerine geliyoruz. 3.'ye bir sık iğne yapıyoruz ve yine son zincire içine girerek 5 trabzanla bu sırayı da bitiriyoruz. Üç, dört ve beş. Evet. Bir boşluk. Burayı bir boşluğa düşürdük. Kapatacağız biraz sonra. Buradan bir boşlukla tekrar başladık. Yani şurayı bir desen olarak düşünün. Bir desen, iki desen, üç desen, dört desen şeklinde artacak. Şimdi tekrar 4 zincir çekelim, dönelim. 1 2 3 4. Çeviriyorum. İlk trabzan üzerine yine 5 tane trabzan yapıyorum. 3 oldu. 4 ve 5. 1 2 diyoruz. Buraya bir sık iğne ile birleştiriyoruz. 1 2 3 4 5 zincir. Boşluğun içine bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3. Yine 3. trabzanın üzerine bir sık iğne yaparak 2 boşluğa çıkarttık. Tığımızı buradan doluyoruz şimdi. 1 2 diyoruz. Hemen buranın sondaki trabzanın üzerine 5 tane trabzan yapıyoruz. 3 4 ve 5. Evet. Şimdi şuradaki karemizde bir boşluk kaldı bakın. Bir boşluğun içine giriyoruz. Bir sık iğne ile birleştiriyoruz.
buradaki kareyi de tamamlamış olacağız. Tekrar tığımızı dolayıp hemen şuradaki bir trabzanın üzerine geçiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Evet, burayı da tamamladık. Bir, iki diyoruz. Buraya bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi bakın şurada kafanız karışmasın. Burayı kapattık. Burada modeli tekrardan kuruyoruz. Buradan 5 tane zincir çekerek buradaki boşluğa batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. Tam ortadayız şu anda. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve sıradaki dolgunun üzerine 1, 2, 3 diyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi bakın burayı da kapatacağız. Kapatmak için tığ bir doladım. Hemen sondaki trabzanın üzerine 5 tane trabzan. 2 3 4 5 boşluğa geliyoruz. Bir sık iğne. Tekrar tığımızı dolayıp sıradaki ilk trabzana giriyoruz. 5 tane trabzan yapıyoruz. 3 4 5. Şimdi bunu 1 2 dedik. Buraya birleştiriyoruz. Ve 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Boşluğa bir sık iğne. Yine 2 tane boşluğumuz olacak. 2 3 4 5. Pardon. Dolamıyoruz tabii ki tığımızı. 1 2 3. 3. yuvaya geldi. Bir sık iğne. Tığımı doladım. Son zincirin içine girdim. Tekrar 1 2 3 4 5 1 2 3 4 hemen 4 zincirimi çekiyorum ve tekrar bakalım. İkinci karelerimizi kapattık. Kare değil artık ya da. Evet, kare çünkü. Şöyle baktığınızda da daha net bir kare oluyor. Evet, burayı da tamamladık arkadaşlar. Şimdi tekrar aynı şekilde örüyoruz. Bakın buradan şuraya 5 tane trabzan yapacağız. Şimdi bu sırada boşluk sayılarımız, şuradaki boşluk sayılarımız 3'e çıkacak. Burada 5 tane trabzan, burada 5 tane trabzanımız olacak şu sık iğnelerin arasında. 3'er tane boşluk sayımız olacak. Buradan dönüşte aynı burada kurduğumuz gibi tekrardan deseni kurmaya başlayacağız. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Aslında aynı şeyleri yapıyoruz ama biraz ilerletmek istiyorum. Hani daha net anlaşılır olsun diye. Dönüyorum ilk trabzana yine 5 tane trabzanımı yapıyorum. 4 tane yani yanlış anlaşılmasın. Zincirle birlikte hep 5. Bütün trabzanlarımız 5 olacak. Sıradaki 1, 2 trabzanın üzerine birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Boşluğa geldim. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Buraya bir sık iğne. 3 boşluğa çıkarttık. Şimdi burada şu geçişte şu aradaki sık iğnenin üzerine geliyoruz. Buraya 5 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 4 ve 5.
Sıradaki trabzanlardan 1, 2, 3'e kadar sayıyoruz. Bir sık iğne. Evet, şimdi şuradaki karemizi tam olarak kapattık. Bakın aynı şurada yaptığımızın aynısını yapıyorum. Buradan tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zinç. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Üçüncü yuvaya bir sık iğne. Evet. Şimdi buraya geldik. Yine şimdi burada da şu ortadaki sık iğnenin üzerine batarak 5 tane trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5. Burada geliyoruz. 1, 2 diyoruz. Sıradaki yuvaya birleştiriyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Üçüncü boşluğu yapıyoruz. 1, 2, 3 diyoruz buraya. Bir sık iğne. Şimdi kenara giriyoruz. Tekrar 5 tane trabzanımızı yapıyoruz. 2, 3, 4, ve 5. 1, 2, 3, 4 zincirimizi çekelim. Evet, bu sırayı da tamamladık bu şekilde. Şimdi tekrar bir sonraki modelin başlangıcını ya da kurulumunu yapacağız. Bakın burada da 1, 2, 3 tane karemiz oluşacak. Ve bu kenardan, buradan, şurada yaptığımız gibi ilk trabzana 5 tane, son trabzana 5 tane yapmıştık. Şimdi de burada, buraya ve buraya 5'er trabzan kenarda demiştik. Burada yine 5 tane burada, 5 tane burada ve en sonda yine artırmalar yapacağız. Tekrar gelelim. 4 tane zincirimizi çektik. İlk trabzanın üzerine 2, 3, 4 ve 5. Evet, şimdi 3 tane boşluğumuz var. Artık devam etmiyoruz. Buradan başlıyoruz kurmaya. 1, 2 diyoruz. Bir sık iğne. Tekrar doladım. Yine 1, 2 diyorum. Sondaki trabzanın üzerine batıyorum. 5 tane de buraya yapıyorum. 3, 4 ve 5. Sıradaki boşluğa 3 tane boşluğu 2'ye düşüreceğiz şimdi. Buraya bir sık iğne yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir sık iğne. 2 tane boşluğumuz tamam. Şimdi geldik. Bakın buradan artıracağız. İlk şurada 5 tane trabzan yaptığımız yer. Birinci trabzana giriyoruz. 5 tane buraya trabzan yapıyoruz. 3, 4, 5. Bunu geliyoruz. 1, 2 diyoruz. Buraya bir sık iğne ile birleştiriyoruz. Tekrar tığımızı doluyoruz. 1, 2 diyoruz. Sondaki trabzanın üzerine yine 5 tane trabzan yapıyoruz. 1. yaptım. 2, 3, 4 ve 5. Boşluğa birleştiriyorum. Devam ediyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5.
Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Yine bir sık iğne. 2 tane boşluğumuzu tamamladık. Evet. Burada niye böyle düğüm oldu acaba? Düzelttim. Biraz fazla çekiyorum ip gelmiyor diye. Arkadaşlar ip de öyle bir ince hafif bir ip ki sökmesi de zor. Ama örgüsü gayet güzel oluyor. Tabii bu arada ipi kötülemek için söylemedim. Örgüsü çok muntazam güzel oluyor. Evet, devam ediyoruz şimdi. Buradan şuradaki 5 trabzanımızın üzerine yine birincisinin üzerine 1 2 3 4 ve 5 1 2 buraya bir sık iğne. Tekrar 1 2 sondaki trabzana yine 5 tane trabzan. 2 3 4 5. Evet, sıradaki boşluğa birleştirdim. Burayı da tamamladık. Şimdi 1 2 3 4 5 bir sık iğne. 1 2 3 4 5 yine bir sık iğne yaptık. Ve tekrar buradan da artırmamızı yapıyoruz. Birinci trabzanın üzerine geliyoruz. 5 tane buraya trabzan yapıyoruz şimdi. Evet, 4 oldu. Bu da 5. 1 2 buraya bir sık iğne. Tığımı doladım. Şimdi zincirin içine giriyorum. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum. Tekrar bir kez daha bakalım. Evet, şimdi bunları 1'e düşüreceğiz. Bu sıramızda. Buradan da yine 5 zincir çekip ilk önce bir boşlukla başladığımız yuvaları yapacağız şuralarda. 1, 2, 3, 4 tane şu kareden oluşturacağız. Evet, zinciri çektim, döndüm. Yine dibine battım. Zincirle birlikte 3, 4, 5, 1, 2 birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Buraya birleştirdim. Tığımı doladım. Şimdi şuradaki iki boşluğu 1'e düşüreceğiz. 1, 2 diyorum. Son trabzan üzerine geldim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Geliyoruz boşluğa, birleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Sıradaki boşluğa tekrar birleştirdik. 1'e düşürdük bakın. Şimdi buradan tekrar başlıyoruz. İlk trabzan üzerine 1, 2, 3, 4, 5 trabzan. 1, 2 buraya birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bir sonraki dolgunun tepesine yine 1, 2, 3 diyerek sayıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Tekrar doluyorum. Buradaki son trabzanın üzerine 5 tane yine trabzanı yapıyorum. 3, 4,
5. Sıradaki boşluğa birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. Ve hemen burada birinci trabzana geldim şimdi. 5 tane trabzan. 2, 3, 4, 5. 1, 2. Buraya birleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Buraya geliyoruz. 1, 2, 3. Evet. Bu sırada da şöyle bir düşünce geliştirebilirsiniz. Bakın, burayı kapatıyoruz. 1'e düştü. Yeni başladıklarımızda da bir boşlukla başladık. 3 boşluk olduğunda artırmayı yapıyoruz. Sonra bura 2'ye düşüyor. Buralara da dolgularımızı yapıyoruz. Bir sonraki sırada da bakın, bir boşlukla yeni kuruluma başlıyoruz. Ama burada da bir boşluk kalıyor bitireceğimiz noktada da. Dönüşte tekrar burayı şuraya ve şuraya beşerli trabzanları yaparak aynı şurada yaptığımız gibi bu buraya birleştiriyoruz. Sonra üzerine şu deseni kuruyoruz. 5 tane trabzan yapıyoruz. Onun üzerinden tekrar. Evet, sanıyorum anlaşılmıştır diye düşünüyorum arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine yorumlardan yazın. Eğer devam etti biraz daha derseniz, yine yorumlardan yazarsanız kaldığımız yerden biraz daha örerek devam edebilirim. Ama hep bu şekilde çıkıyor. Yani alt sırayı da takip edebilirsiniz. Dediğim gibi şu noktayı kaçırmayın. Hani nerede artıracaktık? 3 boşluğa geldiğimizde 3 boşluk sırasını tamamladık. Bir üst sıraya geçerken mutlaka şu köşeden artırıyoruz. Şu bir tane biten desenin üzerinden artırıyoruz. Artırıyoruz dediğim, bakın zincirsiz 5'er trabzan yaptık. 5 trabzan da buraya yaptık. Ve kenardan artırıyoruz. Evet, umarım beğenirsiniz. Daha güzel modellerde görüşmek üzere diyorum. Tabii şal modeli olarak yaptım ben. Bunu farklı modeller yapabilirsiniz. İstediğiniz yapabilirsiniz. Üzerine sonradan trabzan gidebilirsiniz. Püskül takabilirsiniz. Bakın şöyle tuttuğumda karenin bir köşesini yapmış oluyoruz. Evet, üçgen ama bu şekilde istediğiniz kadar büyütüp sonra bu küçülterek de devam ederek bir kareye dönüştürebilirsiniz. Öyle bir şey izlemek isterseniz de yine yorumlardan yazarsanız onu da yapmaya çalışırım. Mesela istediğimiz büyüklükte bunu üçgen olarak tamamlayıp ne kadar büyük bir kare istiyoruz mesela. O kadar bir kenarını tamamlayıp şöyle üçgen şekilde. Sonra bu taraftan kese kese sivri bir hale getiriyoruz. Bir tane kare oluşturmuş oluyoruz. Yani isterseniz böyle bir şey de yapabiliriz. Yine yorumlardan bana belirtmeniz yeterli olur. Görüşmek üzere diyorum. Daha güzel modellerde. Hoşça kalın.